Eksi 3'ten 4'e fx de x arkadaşlar eksi 2 denmiş. Eksi 3'ten 4'e fx de x de 10 denmiş. Bakın şimdi. Eksi 3'ten 4'e şuraya s1 diyelim alanlara harf vereyim hemen. Buraya s1 diyorum buraya s2 diyorum. Bu şu demektir. S1 eksi s2 çünkü integral arkadaşlar tabii ki alanın eksi veya artı değeri olabilir. X eksenin altındaysa alanın eksiyle çarpılmışıdır x ekseninin üstünde ise olduğu gibi alandır. Bu yüzden birisi eksi s2 iken öbürü s1 olur. Mutlak değer dersek bunun böyle yukarı kaldırılmış haliydi hatırlayın mutlak fx. Bu yüzden direkt s1 artı s2 olur arkadaşlar. Size mutlak değer ver zaman alanların toplamı demek istiyordur. Bu yüzden taraf tarafa topladığımız zaman 2s1 eşittir 8 oldu. S1 buradan 4 oldu. S1 4 olduğu için de S2 6 oldu bunların alan çarpımları da 4 x 6'dan S1 çarpı S2'nin 24 geldi D Y'ye bağlı integralde Y ekseninin sağ tarafı arkadaşlar pozitif alandır. Y ekseninin sol tarafı negatif alandır. Bu yüzden 1'den 3'e FY dy dediği zaman zaten mutlak değer olduğu için hiçbir problem yok. Şunu söyleyebiliriz buraya mavi bölgenin alanına 6 demiş. Sarı bölgenin alanına 4 demiş. 6 artı 4 deriz. Ama eksi 2'den 3'e F'ye D'ye derse artı 6, eksi 4 demeliyiz. Buna dikkat. Bu yüzden cevap E şıkkı. Sol eksi, sağ artı. Unutmayın. Burada arkadaşlar grafiği çizeceğim size. Göstereceğim önce bir. Sıfır verdiğim zaman Y'si 1. Şöyle kolları yukarı, yukarı doğru olan tepe noktası da e 0'a 1 olacağı için y ekseninde olan bir parabol. Haliyle özel bir durum yok hiçbir şekilde. Eksi -3'ten -2'den 3'e kadar olan bölgenin alanı x ekseni ile arasında kalan bu bölgedir. Dolayısıyla bunu direkt integralle yapacağım. Pratik formülü burada kullanmak biraz daha zahmetli olabilir. İntegrali yapmak daha mantıklı bence. Yani tabii bazen böyle diyoruz da ya o daha kolay değil mi hocam? Bu daha kolay değil mi oluyor? Ben şimdi kendime kolay geleni yapayım. Zaten hiçbir sıkıntı yok özel bir durum yok, özel bir yer yok yani böyle hani böyle bir doğru kesmiyor ki böyle farklı bir bölgeden alan çıkaralım. Haliyle o yüzden arkadaşlar integral x küp bölü 3 artı x eksi 2'den 3'e yerine yazdığımız zaman 27 bölü 3 artı 3 eksi eksiden artı 8 bölü 3 eksi eksi 2'den artı 2. Böylece 50 bölü 3 oldu e şıkkı. Simetrik olduğu için arkadaşlar tabii ki şunu yapacağız. Şu sarı bölgelerin alanları toplamını bulurken şöyle bunları böyle sağ tarafa taşırsak aslında bu bölgenin alanı yani şöyle tarayayım bakın. Bu bölgenin alanı bekleniyor bizden. Bu bölgenin alanı içinde tabii ki hangi parabolü kullanacağız? En üstte olan 4 eksi x kare parabolünü kullanacağız. Ve burada tabii ki sıfırdan kaça kadar arkadaşlar x burada 2 olacağı için sıfırdan 2'ye kadar. 4 eksi x kare parabolü. Böylece 4 x eksi x küp bölü 3. 0'dan 2'ye 8 eksi 8 bölü 3 eksi 0 olacak. Buradan da 24 eksi 8'den 16 bölü 3'müş. D şıkkı. da arkadaşlar o pratik formülden yapalım. Bakın şuranın uzunluğu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Burası da 1, 2, 3. Yani 9 çarpı 3 Bölü 3 çarpı 2. Burası çünkü büyük kısımdır malum. Burada 2 ile çarptık. Bir de 2 ile çarpalım. Komple böyle parabolün şu kısmının alanını bulmuş olalım. Ee, bu 3'ler gitti. 9 kere 4 36 oldu. Ancak hemen burayı bir şöyle götüreyim. Bu beyaz kısımları çıkaracağım. Onlarda direkt kare gördüğünüz gibi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 tane kare var. Bu yüzden 36 eksi 25'ten 11 oldu. Üşenmedim tek tek saydım da normalde çarpılır yani. Şimdi onu çarpmayı üşendim ben. Şimdi şu bölgelerin alanlarına bir bakalım arkadaşlar. Burası e, kaç olacak? 4 birim kare. Şurası yamuktan dolayı 4 artı 2, 6. 2 ile çarparsak 12, 2'ye bölersek 6 birim. Sonra mavi bölgenin alanı 1 artı 1, 2, 3, 4, 5. Yükseklik kaç birim? 4, 5 çarpı 4, 22'ye bölersek 10. Burası arkadaşlar e, yine bir iki tane kare var. 2, bir tane de birer tane de yarım kare var. 3 oldu. Şurası yarım bir kare 1 bölü 2. Bundan dolayı toplam alan 10, 10 daha 20, 23 arkadaşlar. 23 artı 1 bölü 2 oldu. Sonra 6'ya kadar gitmemiz, 7'ye kadar gitmemiz gerekiyor ya. Şuranın da bölgenin alanı onu da ayrıca görelim. 2 çarpı 2 bölü 2'den eksi 2. Çünkü alt tarafta bakın burası. Onu da unutmamalıyız. 21 artı 1 bölü 2. 43 bölü 2 oldu arkadaşlar. Ancak biz eksi 6'dan 7'ye. Bakın eksi 6'dan 7'ye. integral fx dx'i 43 bölü 2 bulduk. Soru 7'den eksi 6'ya diyor. Böylece o da tam ters işaretlisi olur. Eksi 43 bölü 2. Bu da arkadaşlar verilen fonksiyon fx ama sorulan 2x eksi 1 yine verilen gx ve sorulan 2 1 2x ya orada hemen dönüşüm yapalım biz yine. Şimdi 1 2x'e u dersek burada eksi dx eşittir du olur. dx gördüğünüz gibi eksi 1 bölü 2 du olacaktır. Sonra x gördüğümüz yere eksi 1 yazdığımızda u arkadaşlar ne oluyor? Şuna x buna u diyelim. u arkadaşlar 3 oluyor. Sonra 0 yazdığımızda u 1 oluyor. Demek ki integral 3'ten 1'e eksi 1 bölü 2 g u d u oldu bakın burası. Şu ifade. Sonra geliyorum diğerine. Aynı şeyi onu da yapalım. 2x eksi 1 eşittir k diyelim karışmasın o şeyle şimdi. 2x 1 k olsun böylece 2 dx eşittir dk olur. dx buradan 1 bölü 2 dk olur. x'e arkadaşlar eksi 1 verdiğimiz zaman eksi 3 yapar. x'e 0 verdiğimizde eksi 1 yapar. Böylece eksi 3'ten eksi 1'e 1 bölü 2 fk dk olur. Artık burada şunu söyleyebiliriz bakın. Şurası 3'ten 1 ya. Orayı da hemen 1'den 3'e diye değiştir. Eksi eksiden artı 1 bölü 2 olsun çünkü işaret değişiyordu. Böylece arkadaşlar burası da G, U, D, U olur. Şimdi artık ne söyleyeceğiz? Burada harfin önemi yok. Fx, Dx hemen yap bunu. Aynı harfse değiştirme hakkım var. Yine burada bak aynı harf değiştirme hakkım var. E, o zaman arkadaşlar bize şunu vermiş. Eksi 3'ten eksi 1'e fx dx demek şu mavi ile taradığım bölge ve burada mavi ile taradığım bölgenin toplamı demek değil mi? O zaman şu mavi bölgelerin toplamı 1 bölü 2 mavi bölgeler diyorum oraya. Eşitmiş 8'e. Haliyle buradan mavi bölgelerin toplamı ne geldi? 16. Ama bana soru nereyi soruyor? Sarı bölgeleri. O zaman bir renk yapacağım. Şu yeşil bölgeleri çıkarmam lazım değil mi? Maviden bu yeşil çıkarırsam geri bana sordu sarı bölgeler kalıyor. Yeşil bölgelerin alanları toplamı nedir? Normal üçgenin alanı 2 çarpı 3 bölü 2 bölü 2 bundan 2 tane var gitti. Toplam 3 oldu arkadaşlar bu yeşil bölgelerin toplamı. Bunları birbirinden çıkartırsak 13 eşittir sarı bölgeleri oldu B şıkkı. Önce grafiği çizelim. 1 verdiğimiz zaman 1, 4 verdiğimiz zaman 64. Bir de arkadaşlar burada zaten fonksiyon daima artandır. Neye göre daima artan olduğunu anlarsınız. Bir türevini alırsınız. Türevin kökü arkadaşlar sıfır ama çift katlı bakın daima art olur. Ya da x kübün grafiğini bence çizmeyi bilmelisiniz. x kübün grafiği de şöyle bir grafiktir. Bu yüzden daima artar. Dolayısıyla üst toplam demiş. O zaman 3 parçaya ayırıyoruz. Burası 2, burası 3. Birincisi bakın böyle uzun olan kenar alacağız. İkincisi böyle. Uzun olan sağdakini alacaksınız bu yüzden bunlarda. Burada da sağdakini aldım. Böylece x'e 4 verdiğim zaman y'si 64. Bir kenara bir buranın alanı 64. x'e 3 verdiğim zaman 3'ün kübünden 27. Burası 1 buranın alanı 27 oldu. x'e 2 veriyorum burası 8. 8 çarpı 1'den 8. 64, 27 daha 91, 8 daha 99 eşit. Bunların grafiğini çizmeyi bilmek lazım arkadaşlar. Şimdi y eşittir kök içinde 64 eksi x kare her iki tarafın karesini alırsanız x kareyi sol tarafa atarsanız aslında bir çember analitiğinde merkezi sıfıra sıfır olan yarıçapı da 8 olan bir daire. Ama 64 eksi x karenin kare kökü olduğu için üst kısmını alıyoruz bu. yarıçapta gördüğünüz gibi eksi 8 ve 8'den geçecek şekilde 8 birim. Sonra diğerine geldiğimiz zaman 8 eksi x ne demektir? x'e 8 0 verdiğimiz zaman y'si 8. y'ye 0 verdiğimiz zaman x'i 8. Bu da böyle bir doğru arkadaşlar bu şekilde. Şimdi bundan bunu çıkartıyoruz ya o zaman bu şu demektir. Şu üst grafik bakın. Diğeri de altta kalan bir grafik. O zaman aslında bizden beklediği bölgenin alanı bakın işte burası. Böylece burada analitik geometriden, pardon integralden yararlanmamıza gerek yok. Normal geometriden yararlanacağız. 8 burası, 8 burası. Şimdi bu daire diliminin alanı 64 pi bölü 4. Çeyrek daire. Eksi dik üçgenin alanı 8 çarpı 8 bölü 2. Böylece 16 pi eksi 32'dir arkadaşlar. D şıkkı. A'dan B'ye fx dx, C'den D'ye F'in tersi X'de x dx. Bakın bu ters olduğu zaman yatay doğrular çizeceksiniz. C'den D'ye. Biz Y ekseninde hareket ediyorsak yatay doğrular çizeriz. Bu şekilde hareket ederiz. Böylece buranın arkadaşlar alanı A olsun. Yine A'dan B'ye olan bu bölgenin alanına da B diyelim. Şimdi burasının A artı B'yi istiyor bizden. A artı B bakalım nereye eşit? Şimdi bir dikdörtgen var. Buranın toplam alanı BD Eksi şuradaki dikdörtgen AC oldu. Gerçekten o zaman birincisi doğru olmuş oldu. Bunu... İkinci de arkadaşlar oranın alanını bulmak için bir e, silelim yine bakalım. Bir şöyle bunlar gitsin. Bakın şimdi burada artık bunların farkı sorulmuş. Demin üste sorduğunun eksi hali bakın bu. Ama burada şöyle bir şey. BD dediğiniz arkadaşlar komple burası. Üzerine bir de AC eklerseniz burası zaten fark ettiyseniz eğer bunların alanları şu bölge toplama bile bu mavi ile olan bölge ise farkları mavi bölgeden daha da küçük olacak. O yüzden ikincisi yanlış oldu arkadaşlar. Şimdi gelelim üçüncü öncüle. A'dan B'ye fx dx demiş. A'dan B'ye fx dx. Yani burası. Sonra C'den D'ye f'in tersi x dx. Burası söylenmiş. Bunlardan C'den D'ye olan B'den A'ya olandan daha büyük müdür? Burada B, A ve C, D noktalarını bilmediğimiz için arkadaşlar hangisinin daha büyük olduğunu bilemeyiz. Yani Sonuç olarak şurası daha aşağı doğru duruyor. Evet eğri ama A ve B'yi biliyor muyuz? Hayır. C ve D'yi biliyor muyuz? Hayır. Bunları bilmediğimiz için büyüklükleriyle ilgili bir yorum yapamayız. Yani bununla ilgili bilgimiz yok. Dolayısıyla cevap sadece bir A şıkkı.